Allah Resulü bakın şöyle sesleniyor. Ey insanlar, kendiniz için önceden hazırlık yapınız. Kendiniz için, kendi nefsiniz için, öz canınız için. Biliyorsunuz, vallahi her biriniz öleceksiniz. Koyunlarını çobansız bırakıp gidecek ve dikkat edin söze. Allah'la hiçbir şekilde aracı olmadan, perde bulunmadan konuşacaksınız. Öleceksiniz. Koyunlarını ardında bırakan bir çoban gibi olacaksınız. Bu aile, bu mal, mülk, iş, servet, arsa, bağ, bahçe, makam, mevki bir koyun gibi sizin arkanızda geri kalacaklar. Ve Allah'la perde olmadan, aracı olmadan konuşacaksınız. Bakın Allah-u Teala size şunu soracak. Diyecek ki, sana Resulüm gelip emirlerimi duyurmadı mı? Sana Resulüm gelip, peygamberim gelip emirlerimi duyurmadı mı? Sana mal verip ihsanda bulunmadım mı? O halde sen kendin için önden ne gönderdin? Şimdi bu sorunun muhatabı sen ol ey aziz dostum. Rahman ve Rahim olan, Cabbar ve Kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkmışsın. Bu gece evine gittiğinde bu sahneyi düşün. Ve alemlerin Rabbi olan Allah sana sesleniyor. Ey kulum, sana Resulümün sözleri gelmedi mi? O Resul, o peygamber benim emirlerimi, yasaklarımı sana bildirmedi mi? Ve ben sana dünya nimetleriyle ihsanda bulunmadım mı? Peki sen bunun karşılığında dünyadan ahirete ne gönderdin? Bu sorunun muhatabı sen ol, hanımına bildirsin, o olsun, o yan komşuya bildirsin, bu sorunun muhatabı o olsun. Ve bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bundan sonraki resmi nasıl tasvir edecek? Bakın söze bakın. Adam sağına ve soluna bakıp hiçbir şey göremeyecek. Sağına bakacak bir amel yok. Hayırdan hiçbir eser yok. Soluna bakacak, iyilikten, izzetten, şereften bir numune dahi bulamayacak. Sonra önüne bakacak, cehennemden başkasını göremeyecek. Önüne bakacak, cehennemden başkasını göremeyecek. Önüne bakacak, cehennemden başkasını göremeyecek. O halde yarım hurmayla da olsa kendini cehennem ateşinden koruyan bunu yapsın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın kardeşlerim, bu hadiste, yarım hurma hadisinde sana ve bana iki tane nasihat var. Bir, aziz dostlar, büyük hedeflere küçük adımlarla ilerlenir. Büyük binalar küçük taşların bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Büyük hasatlar küçük tohumların toprağa saçılmasıyla meydana gelir. Değil midir? Küçük damlalar gölleri, dereleri oluşturmuştur. Allah Resulü Aleyhisselam bir hakikati öğretiyor. Bugün küçüğü veremeyen, bunda sebat edemeyen, istikrar sağlayamayan büyüğü hedef gösteremez. Büyüğü veremez. Bugün cebindeki 50 kuruşa gitmeyen, yarın 50 bin lirayı ödeyemez. Veremez, harcayamaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hakikati öğretiyor. İkinci hakikat, Allah Resulü yarım hurmayla fakir mümin erkek ve mümin kadınların vakasına uygun harcaması gerektiğini öğretiyor. Allahu Ekber elhamdülillah. Niye elhamdülillah biliyor musunuz? Yahu fakirim, ihtiyaç sahibiyim, vakama uygun infak edeceğim elhamdülillah diyorum. Bakın, Allah Azze ve Celle patronumun harcayacağı, infak edeceği 1000 TL'yi nasıl kabulleniyor, sahipleniyor, bereketlendiriyor, iltifat ediyorsa, işçi olarak benim
imkanıma göre infak edeceğim bir TL'yi önemsiyor, sahipleniyor, bereketlendiriyor. Bilmem hangi fakirin sıkıntısını giderir, kalbine, sadrına şifa olur bilmem ama benim cehennemime sigorta olur. Benim bir TL'm, 50 kuruşum, yarım hurmam hangi Suriyelinin karnını doyurur bilmem. Hangi yetimi güldürür bilmem. Ama bana, benim nefsime ahirette bir kalkan oluyor cehennem ateşine karşı. Elhamdülillah. İsteyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu müjdesine kulak versin. Hadis Buhari Müslim hadisidir. Diyor ki Allah Resulü, her kim helal kazancından, rivayet eden parantez açıyor. Her kim helal kazancından, Allah temiz olana ancak sahiplenir diyor. Her kim helal kazancından, temiz kazancından, dikkat edin Müslümanlar, fakir mümin erkek ve mümin kadınlar, benim param yoktur diyenler, Allah Resulü diyor ki her kim helal kazancından bir hurma değerinde, bin değil, bir ton değil, bir hurma bağı bahçesi değil, bir hurma ağacı değil, bir hurma değerinde infakta bulunursa Allah onu sağ eliyle kabullenir diyor. Sağ eliyle alır. Ve onu sizin tayınızı alıp büyütüp beslediği gibi ahirette diyor dal gibi yapar. Subhanallah. Bir hurma aziz dostum. Bir hurma değirme kadardır. Adama parasını versen gülerler almaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir hurma değerindeki infağı Allah sağ eliyle sahiplenir ve ahiret için sahibine besler, büyütür ey aziz dostum. Demek ki bu varlık ve yokluk meselesi değil, imanın ve insan olmanın bir gerekliliğiymiş. Zira Allah Subhanahu ve Teala gerçek müminleri tarif ederken Bismillah اَلَّذ۪ينَ يُنْفِكُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالْضَرَّاءِ diyor. Onlar ki hem bollukta hem de darlıkta, sıkıntıda infak ederler buyurmaktadır.